Söyle bakayım. Ya Deniz'i arıyorum kuzu ama cevap vermiyor. Yani herhalde gelmeyecek. Hani sen falan buradasın. Neyse. Ya bak kaç gündür görüşemiyoruz. Dükkan hazırlıklar falan. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte. Bildiğin gibi okul işi. Öyle gidip geliyorum. Merak etme güzelim. İşlerim yoluna girsin. Seni de yanıma aldıracağım. Çok beklersin canım. Efe. Ya şaka maka bayağı bir iş ne oldu? Ya sus kuzu sus. Farkındayım. Yani vay be. Efe kaygısız bugünleri de görecekmiş ya. Ben geldim. Cansu. Cansu arkadaşında kalacak bu akşam. Ben gönderdim. Seninle konuşacaklarım var. İçer misin? Sen benim yerime de yeterince içmişsin zaten. Ne bu halin? İşte. İşte klasik Cem. Her zamanki gibi yine zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıverdin değil mi? Yine suçlu ben oldum. Sen ne diyorsun ya? Ben ne yaptığını biliyorum. Kim o? Kim kim? Yanında dolaştırdığın kız kim? Saçmaladığının farkındasın değil mi? Cem soruma cevap ver. Seni bir kızla görmüşler. Ne zamandır görüşüyorsun? Kim o? Biraz cesur ol. Bak, sen sarhoşsun. Önce kendine gel, ondan sonra konuşalım. Hayır, hayır şimdi konuşacağız Cem. Hayır, şimdi konuşmayacağız. Ben gidiyorum. Deniz, Deniz! Burada mısın ya? Şşş! Allah Allah! Allah'ım bu bir rüya mı ya? Yo, değilmiş. Allah'ım benim hayatımda neler oluyor? Kendi dükkanımı açıyorum. Şahane sevgilim oluyor. Eve home theater sistem kuruluyor. Aman nazar değmesin. Çok uzun zaman oldu Mine. Yani seninle oturup konuşmayalı. Belki de en büyük sorun buydu. Konuşamadığımız için hep yanlış anladık birbirimizi. Ne olursa olsun bir tek şey bilmeni istiyorum. Ben seni hiçbir zaman üzmek istemedim. Biliyorum çok üzdüm seni. Hem de çok üzdüm. Benim yüzümden o kadar çok şeye katlandın ki. Bu bir veda değil kardeşim. Bir gün yine bir araya geleceğiz. Hani sen demiştin ya, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Evet olmayacak. O yüzden gidiyorum işte. Her şeyin paramparça olduğunu biliyorum. Ama bunu kabul etmek o kadar zor ki. Üstelik buna neden olan kişi benim. Sadece ben. İnan bana nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Artık bildiğim tek şey gitmem gerektiği. Sana bilgisayarı bıraktım. Biz Efe ile Aslı ile çocukluğumuzdan beri birlikteydik. Kimseyi kolay kolay kabul etmedik aramıza. Ama sen farklıydın. Sen bizden biri olmayı başardın. Ama ben artık sizden biri miyim bilmiyorum. Plazmayı anneme göstermeden evden çıkarmak için çok uğraştım. Kırıp dökme sakın, tamam mı? Buraya kadar kardeşim. Ne zaman geri döneceğimi bilmiyorum. Belki de hiç dönmem, onu da bilmiyorum. Ama içim rahat. Sen Aslı'nın yanında olacaksın. Ne zaman yardıma ihtiyacı olsa koşacaksın yanına. Ona iyi bak Efe. Ben onu çok üzdüm. Sen bir kez daha üzülmesine izin verme.
DVD'leri özel olarak senin için seçtim. Yani sevebileceğin filmleri. Biliyorum çok seviyorsun film izlemeyi. Özellikle romantik komedileri ayırdım sana. En çok onları seviyorsun. Mektubu bitirince bir tanesini koy bilgisayara izle. Aa, bu arada babanla tekrar konuş. İçinden ne geliyorsa onu söyle. Vazgeçme yani. Bunca yıl onu bekledim. Şimdi bulmuşken sakın vazgeçme. Efendim Su. Aslı Deniz'den haberin var değil mi? Yok. Ne haberi? Gitmiş. Mektup bırakmış hepimize. Gitmiş Aslı. Temelli gitmiş. Senin haberin yoksa yani sana bir şey bırakmamış mı? Yok. İyi de nasıl? Su. Benim biraz işim var şimdi. Ben arayayım mı sonra seni? Evet Efe'cim, bir uçağıyla gitti. Yani saat 11 gibi falan orada olur. Yani bizim saatimize göre. Efendim? Aa, tabii söylerim, sen merak etme. İyi akşamlar. Bunu nasıl yaparsın ha? Deniz'i benimle konuşmadan nasıl gönderirsin? Ya Leman, ne fark eder ya? Zaten gidecekti. Ha 3 gün önce, ha 3 gün sonra ne fark eder? Zaten senin için hiçbir şey fark etmez. Sen yarın öbür gün beni de gönderirsin dünyanın bir ucuna. Ondan sonra da Canan'ı koluna takarım. Yeter ya! Ne yeter ya, ne yeter? Hem sen nasıl gönderdin Deniz'e? Hangi parayla? Bak, benden tek kuruş alamazsın, haberin olsun. Tamam, her zaman olduğu gibi yine sen haklısın. Her zaman sen haklısın, anladın bunu. Ama yeter, buraya kadar, bitti artık, tamam mı? Ben gidiyorum, anladın mı? Ben gidiyorum. Ne demek, nereye gidiyorsun? Seninle beraber olmayacağım bir yere. Seninle bir arada olamayacağımız bir yere gidiyorum. Gidiyorum. Bana bak, gidersen bir daha bu eve... Dönemem, değil mi? Bunu bana çok iyi öğrettin, anladım. Şunu da söyleyeyim, yarın boşanma davasını açıyorum, haberin olsun. Efe, Su aradı şimdi benim. Deniz'in gittiğini söyledi, doğru mu? Nereye peki? Yani Amerika'ya mı gitti? Anladım. Aslı, bir bakar mısın? Efe'cim, şimdi ben çalışıyorum. Ararım sonra seni, tamam mı? Hadi. Sana bir zarf bırakmışlardı, aldın mı? Yo, nerede? Danışmada diğer zarfların içindeydi. Tamam, sağ ol. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Ama artık çok geç. Her şey için çok geç. Keşke zamanı geri alabilseydim. Özür dilemeyeceğim senden. Çünkü bir anlamı yok, biliyorum. Seni üzdüğüm için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sen de affetme zaten.
Hak etmiyorum bunu. İstanbul'a gelirken büyüyoruz artık demiştin. Heyecanlıydın. Bambaşka bir hayata başlayacağımızı düşünüyordun. Hayal ettiğin şey bu değildi biliyorum. Bir filmde vardım. Büyümenin en zor yanı neymiş biliyor musun? Sen farkında olmadan başlaması. Ben büyüdüm Aslı. Farkında olmadan, istemeden bir şekilde büyüdüm. Bir hata yaptım. Çevremdeki herkesin hayatını darmadağın edecek bir hata. Senin, Efe'nin, hatta Mine'nin bile. Ve her hatanın bir bedeli vardır. Benimki de gitmek. Her insanın bir hikayesi vardır. Bugüne kadar senin hikayende hep ben vardım. Eğer bundan sonra da olursam yaşadığın acıyı çoğaltacağım biliyorum. Ve senin hayatına bir kabus gibi çökmeye hakkım yok benim. İşte o yüzden gidiyorum. Ama şunu bilmeni istiyorum ki ben seni hep sevdim. Hala seviyorum. Ve hayatımın sonuna kadar da seveceğim. Umutsuz oldu bir anda sevmek. İsterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın? Kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.